Hemcinslerim çok daha sıkıntılı. Öyle bir şey de olsun istemem. Böyle adama denk geldiğiniz zaman hemen ayrılın. Yemin edip söyle, gözümün içine bak. Herkese merhaba, ben Oktay Şenol. Laga Luga yapmak için biz On TV'de yine buluştuk. Bugün biraz gerginim aslında Tolga. Dün televizyon açık uyuyakalmışım. Bir hava durumu bülteniyle sıçrayarak uyandım. Zaten o saatte neden hava durumu var onu da anlayamadım. Korku filmi gibiydi. İyi akşamlar sevgili izleyenler. İstanbul yer yer fırtınalı, yer yer sel, yer yer parçalı bul. Böyle başlıyor. Daha sonra alıştıkça olay rap'e doğru da devam ediyor ama. Antalya yerli boxer tutarlı, yükselen mendili parçalı bulutlar. Güzeldi. İkinci programımız bu. İlk programdan sonra güzel mesajlar, güzel tepkiler geldi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Muhakkak beğenmeyen de olmuştur ama. Çünkü hepimizin çevresinde var böyle tipler. Senin hayal ettiğin şeyleri yapsa bile durumdan memnun olmuyor ya. Hoş geldin Oktay. Tatil bitmiş. Hoş bulduk da biz de bittik ya. Aa, ne oldu? Ya götürdüler Roma dediler. Eğik bir kule ya. Eğik bir kule yani, o kadar abartıyorlar. Milletin elinde pizza, makarna, dondurma. Vereyim ben sana 10 lira, git al işte, süpermarkette de aynısı. Londra'ya da gittin ama sen. Londra dediğin ne ya? Parktır, yeşilliktir, millet kafayı yemiş. Park atıyorlar, yağmur yağmur yağmur. Anlamadım ben ya. Ay Oktay, sen Fransa'ya da gittin ama. Ya Fransa dediğin ne ya? Müzedir, kuledir, makarondur. Geç ya, geç. Geç. Bir de eğlenceye götürdüler. Sabaha kadar eğlendiler ya. Dans etmeler, havai fişekler. Millet kafayı yemiş. E aynısı bizim Mahmut'un düğününde oldu. Orada olunca farklı mı oluyor sanki? Geç, geç. Tabii programı beğenmeyen bu şekildedir demiyorum. Yani şimdi demediğim bir şey üzerinden de eleştirilmeyeyim. Böyle tartışmalarda olur yani, sen bir şey söylemezsin. Senin söylemediğin şeyler üzerinden ortamı gerer. Özellikle de sevgililer yapar bunu. Öyle bir şey de olsun istemem. Aşkım bir sakinleş, hiç laga luga yapmayalım. Bir sakinleş, ondan sonra konuşalım ya. Ha senle uğraşamam diyorsun yani, öyle mi? Yok öyle bir şey demiyorum ya. Ha ben çarpıtıyorum yani. Hayır aşkım. Tamam iyi, hadi şimdi konuşalım hadi. Ha gönlün olsun diyorsun yani. Konuş gönlün olsun. Ondan sonra ne diyeceksen de. Gönlün olsun sadece. Ya pes artık ama ya. Demek pes ha? Demek bıktın benden. Demek ben sana hayatı zindan ettim Oktay, öyle mi? Artık burama kadar geldi, ayrılmak istiyorsun yani demek Oktay. Tabii bu ikili ilişkilerde sadece kadınlar sorun çıkarıyor gibi bir şey söylemiyorum. Hemcinslerim çok daha sıkıntılı. Ama bizim tek bir derdimiz oluyor. Ayrılırken bile son bir kez sevişebilir miyiz diye düşünüyoruz. Bak bu sahneler çok yaşanmıştır. Hatta bence, yani benim tahminim, Nazan Öncel böyle bir sahne gördü ve ardından Bırak Seveyim Rahat Edeyim şarkısını yazdı. Ne sızlandım ne ağladım. Sana yalan söylemişler. Sen de mutlu sayılmazsın. Başka bir sebep göster. Sen beni yanlış anladın. Kimler gelir, kimler geçer. Ben de bir melek değilim. Bugün canım sevişmek ister. Of Oktay, konu yine oraya çıktı değil mi ya? Yazıklar olsun. Yok ben öyle demedim, ben bir şey demedim. Ben demedim çok sevdim. Bırak seveyim. Böyle adama denk geldiğiniz zaman hemen ayrılın. Hemen ayrılın diyorum ama bu adamdan ayrılmak da zor. Biz erkekler çünkü ayrılığı kolay kolay kabul edemiyoruz. Mesaj geliyor kabul edemiyoruz. Arıyor söylüyor kabul edemiyoruz. İlla son bir kez görüşeceğiz. Aşkım attığım mesaj neydi öyle? Ayrılmak istiyorum demişsin. Yüzüme bakıp söyleyebilecek misin şimdi? Oktay ben senden ayrılmak istiyorum. Gözümün içine bakıp söyle. Oktay ben senden ayrılmak istiyorum. Tam göz bebeğime bak ama. Oktay ben senden ayrılmak istiyorum. İnanmıyorum sana ya. Seviyorsun beni. Yemin edip söylerdi bunu. Oktay Allah belamı versin ki senden ayrılmak istiyorum. Bak ayağını kaldırdın ama. Ya yemin... kafayı mı yedin kardeşim? Gel, senden ayrılmak istiyorum. Gel ya. Buraya gel bak. Yemin edip söyle. Gözümün içine bak. Amuda kalk. Bu tiplerden ayrılmak gerçekten zor ama şu an programdan ayrılmak da zor. O yüzden hadi günlüğümüzü tutalım, yavaş yavaş da vedamızı edelim. Sevgili günlük, programı açtım ve dün sıçrayarak uyandığım hava durumunu anlattım. Oktay sıçradı ve yer yer korktu. Daha sonra hiçbir şeyi beğenmeyen tiplere salladım ki bunu da beğenmemişlerdir. Tartışmada söylemediğim şeyleri ima eden sevgilileri yad ettim. Ayrılmanın zor olduğu sevgiliye selam gönderdim. Nazan Öncel'in şarkısının hikayesini anlattım. Rahat ettim. Ben de ayrılamıyor muyum? En iyisi ayrılayım.
Haftaya görüşmek üzere.